İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Gameplay Ability System tanıtım serisine devam ediyoruz. Bugün size göstermek istediğim şey zeminde gördüğümüz bu mavi renkli blokların, daha doğrusu sahnenin nasıl oluşturulduğuna dair bir kısa tanıtım yapacağım. Gördüğümüz gibi dış kısım siyah, yani gece ve bu bizim karoların, yerdeki karoların ve duvarların ve merdivenlerin rengi mavi, koyu mavi. Bunu nasıl yapıyoruz, nasıl hazırlıyoruz? Hem renk olarak hem de bu dizilim olarak bu kenarları, köşeleri, onu göstereceğim. Yeni bir sahne üzerinde çalışacağız. Aşağıda elemanlarımız var. Onların yerini göstereceğim ben size. Ama ilk yapmamız gereken bir yeni map oluşturmak. Map kısmında dersten önce deneme için yaptığım new map'i sildim. Biz şu anda main menüdeyiz. Load menü var biliyorsunuz şu. Bunun adı load menü. Main menü esas giriş menüsü. Bu şekilde play deyince load menü yükleniyor. Şu ikisini göz ardı ederseniz bir de dungeon map'ler var. Onlar da oyun başladığı zaman gördüğümüz bu sahneler. Uzaktan bakacak olursak bir tanesi bu. O da zaten şu dungeons'ın içindeki dungeon map 1. Biz şimdi buna benzeyen çok basit ama kendi yapacağımız bir level için file, new level, basic, create diyorum ve file, save current level as, işte deneme diyelim. Ve kaydet diyelim. Buraya gelecek zaten o. Yerdeki floor objesini siliyorum. Çünkü ben size zaten content'te, assets'te, dungeon'da hazır olarak gelen assetlerden öncelikle kenarlardan başlamak maksadıyla skeletal mesh, yani SM alt çizgi edge alt çizgi 2. Bundan 2 tane var. Son rakamı düşünürseniz 1 ve 2. Şu uzun olan, şu kısa olan. Uzun olandan bir tane koydum. Bunu tam 0-0 noktasına yerleştirelim. Sağ taraftaki transform'da location için reset butonuna tıkladım. Bu biraz önceki görüntüye benzemiyor. Rengi gri. Yani bu bizim bu plakaların orijinal rengi. Unlit kısmına girecek olursanız işte orijinal renkler bunlar. Işıklandırmayla bu şekilde oluyor. Işıklandırmayı değiştirirsek demin gördüğünüz koyu mavi renge, arka planında gece görüntüsüne ulaştırabiliriz. Directional light kısmında intensity değerini 6 lux yerine 1 yaparsanız ilk anda bir kararma olur. Sonra her şey yeniden aydınlanır. Çünkü post process volume sisteminki kullanılıyor. Bizim kendi post process volume elemanımız yok. Bizimki olmayınca sisteminki kullanılıyor. Sistemikine biz müdahale edemediğimiz için kendi post process volume'umuzu ister volumes kısmından şuradan, isterseniz de visual effects'teki en üstteki satırdan, ikisi aynı şey, isteyebilirsiniz. Yerini resetleyelim. Tam merkeze yerleşti. Bunu eğer büyütürseniz scale değerlerini 5'e 5'e 5 yaparsak bu şekilde daha büyük bir alanı kapsar. Bunun içerisine girdiğimizde bu dikdörtgenin biraz zor gözüküyor ama şu turuncu renkli. Kutunun içerisine girdiğimizde ve dışına çıktığımızda herhangi bir fark görmüyoruz. Çünkü post proses volümü ekledik ama herhangi bir değişiklik yapmadık. Gözle görülür bir değişiklik şu olabilir. O seçiliyken arama kutusunun içerisine EV yazarsanız exposure'ın altındakine bakacaksınız yalnız. Şurada bir de advanced var. Histogram EV değerleri. O değil. Exposure'ın altındakileri 0'a 0 yaparsak ikisini birden ve ondan sonra içeri girecek olursak, evet şimdi içeri girecek olursak bakın fark hemen ortaya çıkıyor. Dışarıdayız. Post process volume'un etkisi yok. Kutunun içine girdiğimizde post process volume'un etkisi var. Normalde en azından sistemde bir tane her yeri aynı şekilde etkileyecek bir post process volume istenir ve onun sınırları olmasın istenir. Dolayısıyla bu post process volume'un şu scale değerlerini devre dışı bırakıp her yerde geçerli olmasını sağlamak için bir seçenek var. Infinite yazarsanız post process ayarlarında infinite extent vardır. Unbound, yani sınırsız, her yerde geçerli olsun seçeneğini seçer seçmez etkisini gösterdi. Biraz karanlık bir sahne var, açacağız birazdan.
Scale değerlerini artık resetleyebilirsiniz. Bir önemi kalmadı. Ve gözünüzün önünde bir karışıklığa, yani görüntüyü karışıklaştırdığı için bunu isterseniz şöyle çok yukarıya, hatta şuradan location değerinden 10.000 gibi yüksek bir sayı verirseniz onu unutursunuz artık. Sürekli olarak geçerli olan bir post proses volume ekledik. Peki deminki sahneye benzetmek için başka neler yapabiliriz? İlk aklımıza gelen biraz daha aydınlık olmasını sağlamak. Lighting'de Skylight'ın içerisinde şurada Intensity Scale diye bir değer var. Bunu 50 yapın. 50 yapınca bu mavi, dıştaki mavinin etkisini burada da gördük. Çünkü bizim aslında plakalarımız gri renkli gibi veya mavi, açık mavi gibi ışıkların etkisiyle koyu mavi olacak şimdi. Adım adım ilerliyoruz. Bir başka yapacağımız işlem, tekrar Direction Light'a geri dönüyorum. Biraz önce Intensity'yi 6'dan 1'e düşürmüştük. Hemen altında bir de renk seçeneği var. Onu yani blue ve magenta veya mavi ve turkuaz rengi arasında bir yere getirip şuradaki açıklık koyuluk değerini de aşağı doğru indirirseniz bu şekilde biraz daha koyu bir renk olur. Ne kadar isterseniz. Şöyle aynı seviyede olsun. Tamam dedik. Geriye bir tek post process volume'da bir iki ayar daha var. Onları yapmaya kaldı son işlemler. Öncelikle temperature kısmında temperature type, hani beyaz ışık, sarı ışık hikayesi var ya, onun gibi beyaz yerine renkli bir etki yaratmak için bu temp değerini, eğer size ekrana bakarsanız arttırdığını bakın, çok daha mavi, tersine gidersen de çok daha sarı bir etki var. Deminki değeri 6500'dü. Ben 7500 veriyorum. Bir de global kısmında sadece gamma için açtıktan sonra şu ortadaki değeri biraz bu tarafa doğru, çok değil ama çok fazla alırsanız abartılı olur. Onu kendiniz ayarlayın. Biraz maviye doğru yaklaştırdım. Ona tamam diyelim. Daha fazla oynayarak daha da main menüdeki renge benzetme şansınız var. Şimdi gelelim elemanları peş peşe, aralarında boşluk kalmadan yerleştirmeyi nasıl yapıyoruz? Bir tane bundan kopya alalım ve hemen peşine ekleyelim. Eğer yukarıdaki grid snapping açık ise şu resim ve yanında da seçeneklerden 100'ü seçerseniz, 200 olsaydı 200'ü seçecektim. Bu listeye ekleme yapabiliyoruz. Proje settings kısmından veya editor preferences kısmından, şu an tam hatırlamıyorum. Bu listeye yeni bir sayı ekleyebiliyorsunuz ama 100 de bizim için yeterli. Bu objeleri hazırlarken şu bir plakayı 200'e 200 boyutunda hazırlamışlar. Dolayısıyla 100 onun yarısı olduğuna göre hareket ettirirken ikişer ikişer hareket ettirdiğinizde bir tane plaka hareket ettirmiş olacaksınız. Böyle 1, 2 şeklinde. Evet, bir tane kopya alalım. Kopya almanın birkaç yolu var. Sağ butona tıklarsınız. Edit menüsünden Duplicate dersiniz. Bu şekilde oluşturur. Birincisi. Bunu hemen peşine eklemek için yalnız önce yerini resetlemeniz şuradan, sonra tekrar kaydırmanız gerekir. Ve tam peşine ekleyebilirsiniz bu şekilde. Veya siliyorum bunu. Tekrar bunu seçtim. Ctrl D ile yaparsınız. O zaman da yerini biraz kaydırıyor. Bunu her zaman yapmıyor yalnız. Bazen Ctrl D'ye basıyorsunuz. Tam üst üste oluşturuyor. Bir üçüncü seçenekte bu obje seçiliyken, bir eliniz alt tuşuna basılıyken hangi yönde kopya yaratmak istiyorsanız, mesela Y yönünde yeşil, şöyle yaparsınız. Doğrudan doğruya hareket ettirerek peş peşe eklersiniz. Bu en pratik yol bu. Fakat başka yollar da var. Onları da kısaca göstermek istiyorum. Pivot point kullanarak bir objenin birbirine tam yanaştırılması için yöntem izleyelim. Pivot point'in yerini değiştirmem gerekiyor. Çok uzun anlatmayacağım. Neyin yapılabildiğini görmeniz benim için yeterli. Bu tanıtım videosu olduğu için. Pivot point'in yerini şu köşeye alacağım ve ondan sonra bir kopyasını oluşturacağım ve pivot point yardımıyla ikisini birbirine snap yapacağım. Sağ köşeye de bu yapabilirsiniz. Sol köşeye. Hadi sol köşeye yapalım. Daha kısa olur işimiz. Mouse'un orta butonuyla, mouse'un orta butonuna tıklayarak bu pivot point'i istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Yukarıdaki snap grid seçeneği devre dışı bırakılırsa serbest hareket olur.
Şu köşeye yakın bir yere getirdikten sonra alt tuşuna basın. V tuşuna basın. Van'ın V'si. Yine mouse'un orta butonuyla bunu tam köşeye getirme şansımız var. Yalnız bunun için yakınında bir yerde olması iyi olur. Tekrar yapıyorum. Bunu aldım, tam köşeye yerleştirdim. Bunun burada kalıcı olarak kalması için sağ butona tıklayın. Pivot kısmından Set as Pivot Offset seçeneğini seçerseniz bu artık bunun en azından bu ekrandaki gördüğünüz obje için kalıcı bir pivot noktası olur. Şimdi bundan bir tane kopya alıyorum ve biraz uzağa bir yere koyuyorum. Diyelim ki bu ikisini birbirine yapıştırmak istiyoruz. Demin çok kolay yapmıştık. Çünkü Grid Snap seçeneği açıktı. Şimdi ise Pivot Point yardımıyla yapacağız. Şöyle, normalde bu objeyi sadece mouse'un sol butonuyla istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Tabii ki şey kapalıyken, bakın açtım. Grid Snap açıkken kademeli, bu kapalıyken serbest olarak istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Şuraya snap yapacaksanız şu noktaya ona yakın bir yere getirin. Yakın bir yere getirirseniz işiniz daha kolay olur. Sadece V tuşuna basıyorsunuz ve mouse'un sol butonuyla snap işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Bu kadar kolay. Bir tane daha var. Kısa olanından şöyle. Onu da ekranda buraya bir yere koyduk. Ona da aynı işlemi uygulayalım. Şu pivot point'i önce şuraya bir yere getiriyorum. Sonra alt V tuşlarıyla köşeye yerleştireceğim. Yalnız bazen tuşları yanlış algılıyor. Yavaş çalıştığı için Mac. Alt V ve mouse'un orta butonuyla bunu köşeye aldım. Sağ buton pivot set as pivot offset. Ve V tuşuna bastım. Mouse'un sol butonuyla snap işlemini gerçekleştirdim. Bir tane köşeye bir köşe elemanı koyalım. Onun için isminden bakıyorum. Şurada SM Corner var. Ondan bir tane koyacağım. Bir de şuna dikkat edin. Eğer ekrandaki bir objenin üzerine koyarsanız onun bulunduğu yüzeye snap yapıyor. Boşlukta tutarsanız kameranın gördüğü açıdaki bir plane vardır. Onun üzerinde dolaştırıyor. Aradaki fark o. Bunda da deminki gibi eğer V tuşuna basarsanız snap işlemi yapabilirsiniz. Ama snap işlemi yapmak istediğiniz noktaya yakın bir yere koyarsanız işiniz kolay olur. Bunu kaç defa söyledim size. Çünkü uzakta olduğu zaman bir türlü istediğiniz noktaya snap yapamayabiliyorsunuz. Yakınında bir yere getirirseniz bir sefer yerine iki seferde kolayca işlemi gerçekleştirirsiniz. Şimdi gelelim bundan kopyalar oluşturmaya. Burayı komple seçerseniz neler onlar? Hepsi 4 eleman. Böyle. Eğer alt tuşuyla bir kopya alacak olursak bu şekilde. Bunu önce döndürelim. 90 derece fazla oldu. Sonra da bu tarafa doğru taşıyalım. Çünkü şuraya ekleyeceğiz. Snap işlemini kullanacağız. Şimdi burada şu grubu sağ tarafa kaydırmak istiyorum. Ama şöyle uzaklaşmak da istemiyorum. Yakından görmek istiyorum. Ama benim şu oklarım sağda kaldı. Bunun için kolay bir yöntem var. Önce onu göstereyim. Yine yaklaşıyorsunuz ve sağ butona tıkladınız. Pivot kısmında Set Pivot Offset Here var. Onu seçiyorsunuz. Bu geçici bir işlemdir. Sadece şu uzaktaydı ya biraz önce bizim pivot noktamız. Hem yakından bakmak hem de şu okları görebilmek için o komut kullandım. Bu birazdan eski yerine dönecek. Ama şimdi bakın artık işlem yapabiliyorum. Bu şekilde. İstediğim şey ne? Bu sağ taraftaki grubu şunun tam şu köşesine almak. Şu grubu. Yapacağımız işlem şu olsun. Öncelikle pivot point'i şu köşeye alalım. Sağ butona tıklıyorum. Önce yakına getiriyorum. Önce yakına getirdim. Sonra alt ve mouse'un orta butonuyla buraya getirdim. Şimdi de sağ butona tıkladım. Bunu kalıcı hale getirmek için pivot point'in yerine set as pivot offset dedim. Ve son olarak V tuşu ve mouse'un sol butonuyla snap işlemini gerçekleştirdim. Bu şekilde. Bundan iki kere daha yaptığımda işlem tamamlanmış olacak. Ctrl D ile bir kopya aldım.
O tam üstünde olduğu için bir işlem olmamış gibi gözükse de işlem gerçekleşti. Şuraya getireceğiz. Tam snap işlemi yapmak için şuna tıklayın. Focus deyin. Ctrl Z deyin. Bir önceki seçim tekrar gelsin. Tam snap işlemi için yine V ve mouse'un butonuyla işleminizi gerçekleştirin. Sonra tekrar son kez daha doğrusu Ctrl D ile kopyasını aldık. Rotate ile son defayı döndürelim. Ok işaretiyle taşıyalım. Ve onu da aynı şekilde köşeyi seçin. V'ye basın, yaklaşın. Ctrl Z deyin. Bir önceki seçim. Yani hepsinin birden seçili olduğu seçim tekrar aktif olsun. Biraz kaydırın. Emin olmak için yapıyorum bunu. Tam gerekli noktaya geldiğinden emin olmak için. Snap işlemini gerçekleştirdim. Ve bu şekilde çevreyi tamamladık. Şimdi içeriği oluşturalım. İçeriği oluşturmak için en büyük plakalardan birini seçebiliriz. Şurada bir 6'ya 9 var. Bir ona bakalım. 6'ya 9'u içeri doğru taşıyacak olursak bu şekilde. Bunu da artık kolay bir şekilde pivot yardımıyla şu köşeye yerleştirebilirim. Önce yakına getirin. Yakına getirdikten sonra V'ye basın. Snap yapın. Şimdi diğerlerini artık şeyle yapacağım. Pivot'la değil, grid snapping ile yapacağım. Çünkü bundan bir tane kopyalıp sağ tarafa kaydıracağım. Yukarıdan grid snapping'i açın. Alt tuşuna basın. Şu yeşilden seçin ve kademeli hareket ettiği için kolaylıkla tam yerine bırakın. Aynı işlemi x ekseninde. Bakın ne kadar kolay. Y ekseninde tekrar. Çok uzatmamak için dersi başka türlü plakalar da var. Deforme olmuş plakalar da var örnek olarak. Onlardan da kullanabiliriz. Boşlukları da daha küçük objelerle dolduracağım şimdi. Bu kısım kaç tane ona bakalım. 2 tane. Orası da 2 tane. İkili uzun olabilir. Bakalım. İkililerden ne var? 2'ye 4 var. Daha uzun var mı bilmiyorum. 2'ye 4 kullanalım madem. Bir tane şuraya getirip koyuyorum. Gene hep aynı yöntem. Uzaktan bakarken de yapabilirim. Şuraya yerleştirdim ve birinciyi pivotla yaptıktan sonra kalanlarını snapping ile yapabilirim. Snapping açık zaten. Alt tuşuyla kopya oluşturuyorum ve buraları dolduruyorum. Evet, bu şekilde hazırlanıyor. Yani objeleri sadece birbirine bitişik hale getirme olayı var. Onun dışında bir sıkıntı yok. Bundan bir tane kopya alıyorum. Ctrl D ile döndürüyorum. Sonra yeniden transfer modunda önce şuraya yakın bir yere getireceğim. Snapping'i kapattım. Çünkü pivot yardımıyla yapacağım. Sadece V tuşu ve mouse'un sol butonuyla yanaştırmak istiyorum. Kalanını yine snapping'i açıyorum. Tekrar hiç olmazsa birkaç tanesini böyle kolay bir şekilde aralarında hiç boşluk kalmadan zannedersem sonra bir kısım boşluk kalabilir. Bakalım kalacak mı? Bir tane boşluk kaldı orada. Oraya da madem sırf örnek olsun diye bulabilirsem alt çizgi A, alt çizgi B olanlar vardır. Mesela şu. Buraya öyle bir 4 koyabiliriz. Yine bunu alıyorum. Yukarıdan bakarken öbür köşeye yanaştırıyorum. Şuraya. Snapping'i kapatıyorum. V'ye basıyorum ve şu köşeye yerleştiriyorum. Ve bundan yine snapping açıkken alt tuşuyla kalan boşlukları kapatıyorum. Böylelikle bütün alanı kapatmış olduk. Bir tane de size göstermek istediğim şey. Burada hazır olarak bir yapılmış dungeon entrance vardır. Biraz göstereyim size. 2 tane merdiveni birleştirmiş. Şu birinci kısım, şu ikinci kısım.
şeyleri üst üste getirmiş. Başlangıç ve bitiş kısımlarını etrafında duvarla örmüş. Bunu modeling yardımıyla yapabiliyoruz. Onu göstereceğim. Şu SM'leri bir klasörün içine alayım. Orası biraz boş kalsın. Sağ butona tıklayın. Move to Create New Folder diyorsunuz. Şu folder'ın ismini SM diyelim. SM'ler orada olsun. Bunu minimize edelim ve şimdi onları görüntüden kaldıralım. Bize şu merdivenden lazım. SM Stairs. Bir tane ekrana koydum. Yerini resetledim. Bundan bir tane daha eğer alır, şöyle daha doğru götürür. Ve kapalıyken grid snapping yukarı doğru çıkartırsak tam üst üste getirmek istiyoruz. Şimdi biraz şeyle çalışalım. Perspektif değil de mesela left diyelim. Left görüntüsünde bunları üst üste getireceğiz. Buradan ikisi birden seçiliyken böyle istediğiniz yere götürüp koyabilirsiniz. Böylelikle üst üste gelecek şekilde getirdik. Ama böyle yapınca merdiven inerken tutunacağımız trabzanlar aynı hizada olmadığı için yukarı doğru çıkartıp şöyle aynı hizaya getiriyoruz. Görüntü nasıl olacak bakalım. Çünkü böyle bazı yerler çıkıntılı, çakışmadı. Perspektifte çok kötü gözükeceğini sanmıyorum. Evet, demin size gösterdiğimde buna benzerdi. Yalnız şurada bakın boşluk kaldı. Burada iki basamak arasında. Burada. Onun için istersek biraz daha indirebiliriz. Böyle. Evet, böyle daha iyi. Bunun etrafını duvarla çevirmek için hazır duvarlarımız var. Mesela 4'e 3, şu biraz büyük, bunu kullanalım. Bunu rastgele bir yere bıraktıktan sonra artık oyun hazırladığımız için, mimari proje hazırlamadığımız için bunları çok daha kolay bir şekilde yerleştirmek istiyorsanız ortografik görüntüleri kullanabilirsiniz. Mesela bu top view. Şöyle yanaştırırsınız. Bu şekilde aşağıya indirelim. Yine soldan bakarken veya sağdan bakarken bunu tam aşağıya indiriyoruz. Bu şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Bir tane de sol tarafına bir kopyalayayım. Aynı işlem olduğu için size tekrar tekrar aynı şeyleri göstermemek için bu kadarlık yeterli olsun. Çünkü size başka bir şey daha göstereceğim. Çünkü bunlar şu anda 4 ayrı obje. Bunları tek bir obje haline getirmek için yaptığımız işlem şu. Onu göstereyim. Bunu daha komplike bir şey haline getirdiğimizi varsayın. Şu anda 4 objeden bir şey oluşturdum. Modeling kısmına giriyorsunuz şuradan. Orada X-Form kısmına geliyorsunuz. Burada Conversion, dönüştürme işlemi var. Bizim dönüştürme işlemimiz Merge, yani birleştirme. Yani bu 4 objeyi tek obje haline dönüştüreceğiz. Bazı seçenekler var. İşte üstüne mi yazılsın, yeni bir obje mi oluşturulsun tarzında ve başka seçenekler. Şurada da bir accept butonu var. Accept dediğinizde bunları birleştiriyor. Birleştirdikten sonra kaydettiği yeri göstereyim ben size. Tekrar şuradan content'te maps kısmında alt çizgi generated isimli klasör var. Onun içerisine girerseniz burada oluşturdu. Bir rastgele bir isim verdi. Daha doğrusu rastgele değil de sıradan bir isim verdi. Biz buna işte Mahsen diyelim mesela. Artık bunu kullanabilirsiniz. Yani ekrandaki yerine onu kullanabilirsiniz. Ve bunu buradan alabilirsiniz artık. Bizim neredeydi? Assets'te, Dungeon'daydı bu tür objelerimiz. Bunu oraya taşıyalım. Taşıdıktan sonra bu Generated isimli klasörü silebilirsiniz. Onu zaten gerekirse bir daha oluşturuyor. Onun için onu sildim. Ve eğer Dungeon'a girecek olursak burada en başta Mahsen var. Onu buraya getirdiğimizde bu şekilde görebiliyoruz. Evet, bu videomuzda size kısaca şu mavi görünümü, dışarısının gece olmasını nasıl yapıyoruz ve sahnedeki objeleri nasıl yerleştiriyoruz, kısaca ama çok kısaca onu göstermek istedim. Bir sonraki dersimiz Gameplay Ability Sistem'in normal serisi, yani sıfırdan oluşturduğumuz serinin dersiyle devam edecek. Böyle birer tane atlayarak yapıyorum. Yani bir tane tanıtım videosu, bir tane de sıfırdan hazırladığımız seriden bir video hazırlıyorum.
Görüşmek üzere, hepinize iyi günler.